Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizinle beraber hamburger ekmeğini ve kendisini yapacağız. Üniversiteye çekerken bir tane takipçim istemişti. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Evet canlarım, hamburger ekmeğimizi yapmaya başlayalım. Bir su bardağı süt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurta. Bir yemek kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Hepsini karıştıralım yavaş yavaş. Şimdi unumuzu eklemeye başlayalım. Ben yanıma 3,5 su bardağı un aldım. Undan una değişiklik gösterebiliyor. Şimdi elimizle yoğurmaya başlayalım. Evet canlarım, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi streçleyeceğim. 15 dakika kabarmasını bekleyeceğim. 15 dakika sonra görüşürüz. Canlarım 2 dakika geçti. Arkadaş aradı, gitmem gerekiyor, bunu acilen yapıp 15 dakika bekleyemeyeceğim. Bir yemek kaşığı yağ sürdüm tepsime. Şimdi yapmaya geçiyorum. Bir tane yumurta sarısını çırpalım. Hepsini yavaş yavaş sürelim sırayla. Üzerine susam ekleyelim. Tabi isteğe bağlı, siz eklemeyebilirsiniz. Evet, hazır. Canlarım şimdi 180 derecede 20 dakika pişirelim. Hamburger ekmeklerim pişti. Çok tatlı oldular. Evet canlarım, hamburger ekmeğim pişti. Şimdi bir kaba alalım. Hamburgerlerimi yapmaya başlayacağım. Evet, altı da çok güzel pişti. Şöyle yumuşacık. Canlarım ben sucukla kaşar peynirini kullanacağım. Sucuğumu tost makinesinde pişireceğim. 2 dakika ısınmasını bekleyelim. Ekmeğimizi keselim. Ben bilerek küçük yaptım. Hamburgerleri siz daha büyük beze alıp yapabilirsiniz. Daha fazla yapmak isterseniz de birer tane malzemeyi daha fazla ekleyebilirsiniz. Fazla hamur elde etmek için. Evet, sucuklarımı diziyorum. Ben fazla yapmayacağım. Sadece kuzularıma yaptığım için 2 kişilik hazırlayacağım. Evet, sucuklarım kızardı bir tarafı. Çevirelim şimdi.
Evet canlarım. Sucuklarım pişti. Evet bitti. Şimdi yapımına geçiyorum. Alta küçük bir marul ekleyeceğim. Sonra bir tane domatesimi ekleyeceğim. İnce ince salatalık doğramıştım. Onlardan ekleyeceğim. Şöyle bir tane. Sonra sucuğumuzu ekleyelim. 3 tane. Ben kendim domates sosu yapmıştım. Ondan ekleyeceğim. Ketçap mayonez kullanmıyorum çünkü. Şöyle. Şimdi tuzumuzu ekleyelim. Pul biberi. Toz biberi ekleyelim. Tabi isteğe bağlı, istediğiniz ekleyebilirsiniz. Bir tane de marul ekliyorum. Evet. Hazır. Çok tatlı oldu. Bir tane peynirli hazırlayalım. Aynı şekilde bir tane marul ekleyelim. Bir tane domates. Salatalık. Bir tane peynir ekleyelim. Tuz. Pul biber. Toz biber. Tabi isteğe bağlı. İstediğinizi ekleyebilirsiniz. Evet. Bu da tamam. Harika oldu. Evet canlarım. İsteğinize bağlı. İstediğinizi ekleyebilirsiniz. Ben peynirli olana domates sosu eklemedim. Siz istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ben ketçap mayonez kullanmıyorum. İnşallah tarifimi dene ve beğenirsiniz. Yapacak olanlar şimdiden eline sağlık. Afiyet olsun. Evet canlarım. Bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.